Arkadaşlar merhaba. Bu videoda koleksiyonerlerin koleksiyonlarında en fazla bulunan Funko'ları listeleyeceğim. Yani bu Pop Price Guide sitesinde şöyle bir sıralama sistemi var. Hani bu figürü kaç kişi koleksiyonuna eklemiş diye. Ben de o şekilde sıraladım. Çoktan aza doğru. İlk 20 figürü sadece gösterdim. İlk 20 figür içindekilerin de grafiği şu an ekranda görüyorsunuz. Bundan başlayacağım. Sonra tek tek figürlere geçeceğiz. Yani mesela bir figür göstereceğim. Bu figür en fazla koleksiyona eklenen 20. figür, 19. figür diye sıra sıra gideceğiz. Yani bunlar aslında en çok satılan figürler de demek olabilir bir yanıyla. En çok beğenilenler de olabilir. Bu şekilde hani 2023'te en çok satılan yapmıştık. Bu da onun tüm zamanların gibi düşünebilirsiniz. O şekilde bir video. Tüm zamanların en çok kişilerin koleksiyonlarına eklediği Funko'lar videosu bu. Süper Kahraman DC Marvel'da 9 tane figür var. 2.20'de 9 tanesi süper kahraman figürü arkadaşlar. 2 tanesi Harry Potter figürü. Bu grafiği görüyorsunuz. Mavi kısım süper kahraman, turuncu kısım Harry Potter. 4 tane Star Wars figürü var ilk 20'de. 4 tane Star Wars figürü var. Yani Star Wars koleksiyonculuğu Türkiye'de var tabi de çok fazla olmasa da yurt dışında hala bayağı yaygın. 3 tane film dizi var. Bu 3 tanenin 2 tanesi korku denebilir. Bir tanesi de normal bir figür. Son olarak 2 tane de anime figürü var. Top 20'de. Şimdi sırayla Funko'larımıza geçebiliriz. 20. numaradan başlayacağım. Sıra sıra 1'e doğru gideceğiz. 20'de Thor var arkadaşlar. En çok sahip olunan 20. figür şu Thor figürü. Bu şekilde gözüküyor. 69 numara ilk Avengers'tan. Age of Ultron'danmış. İlk Avengers değilmiş. Bu figür en çok sahip olunan 20. figür. Tüm koleksiyonerler arasında. En fazla kişinin koleksiyonunda bulunan. 19 numarada Batman figürü, Joker Batman karışık şöyle bir figür var. Türkiye'de bunu görmedim ben açıkçası. Bilmiyorum yaygın mı o kadar. Ama yurt dışında en çok eklenenlerden bir tanesiymiş. Loot Crate Exclusive diyor. Böyle bir firma var mı? Şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Çünkü yeni Exclusive çıkarmıyor. Böyle bir figürü varmış. Değeri aslında ne kadarmış? 23 dolarda bir değeri varmış. Bu figürün en çok eklenen 19. sırada bu var. 18'de Hagrid figürü var. Bu Hagrid figürü 6 inç. Türkiye'de de bunu birkaç kişi de görmüştüm. Bu en çok sahip olunan 18 numaralı figürmüş. Harry Potter'dan birincisi bu. Harry Potter'dan garip olacak. Yani diğer listeye giren figür 2 tane var çünkü listemizde. Severus Snape. Harry Potter, Hermione ve Ron yok. Neden diyebilirsiniz? Çünkü bu Snape figürü zannedersem bir ya da iki tane Snape figürü varken Harry Potter'ın belki de 70-80 tane çeşidi var. O yüzden muhtemelen o hani sevenler kendi aralarında biraz bazıları onu aldığı için adet olarak ilk 20'ye girmemiş. Ama bu Snape figürü ilk 20'ye girmiş yani. Hagrid'le beraber. Bir aşağıda Joker figürü var. Bu Türkiye'de de bayağı yaygın. Bunun bir de Chase versiyonu var diye biliyorum. Bu o mu emin değilim de. Bunun Chase versiyonu da var bir tane Joker'in. Bu en çok sahip olunan bir sonraki figürümüz de buymuş. Süper Kahraman serilerinden Joker figürü. Bir aşağıda Hulk figürü var. Bu 6 inç Hulkbuster figürü. Bu Iron Man filminden mi? Bu da Age of Ultron'dan mı acaba? Merak ettim şimdi. Aynen bu da Age of Ultron'danmış. Bu da en çok koleksiyonda olan listesinde bir üst sırada. Şu an numarasını bilmiyorum. Şimdi bir üst sırada Freddy Krueger var. Bu 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. zannedersem. Freddy Krueger'ın şimdi mesela burada iki varyant var. Bu iki varyantın toplamı olarak sayılıyor. Birincisi şu orijinal release. Bir de sonradan uluslararası piyasada satılmak için çıkan versiyonu var. Bu biraz daha ucuz. Şu biraz daha pahalı. Bu da 14. sırada Freddy Krueger. Hem filmler kategorimizde hem de korku kategorisinde. Korku en çok satılan figürlerden bir tanesi. Bir aşağıda Han Solo var. Bu da Star Wars'tan bir tanesi. Star Wars figürlerinden bir tanesi. Bu da 13 zannedersem. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aynen 13. de bu. Han Solo Star Wars'tan böyle bir figür. En çok koleksiyona eklenen. 12. sırada Jason figürü var. Bu Jason şu versiyonu değil. Bir tane versiyonu yeni çıktı arkadaşlar.
O yüzden biraz fiyatları düşmeye başladı. Bu çok 100 doların üzerinde bir figürdü zannedersem. Şimdi fiyatı düşmeye başladı ve sahip olunma listelerinde de hemen üst sıralara çıkmış. Bu da burada. Anime figürü iki tane var. İkisi de zannedersem doğru mu hatırlıyorum? Evet, doğru hatırlıyorum. İkisi de Dragon Ball Z'den arkadaşlar. Bir tanesi bu Super Saiyajin Goku. En çok sahip olunan ilk 10'da zannedersem. Yok, 11.ymiş bu. Bu var arkadaşlar. 10 numara ilk 10'a geçtik. Iron Man Mark 43 arkadaşlar. Bu Iron Man figürleri içerisinde ikinci oldu. Bir Hulkbuster vardı. Bir de bu oldu. İkinci oldu. Üçüncüsü var mı diye düşünüyorum şu an. Üçüncüsü yoktu diye hatırlıyorum. Iron Man'in bir sürü figürü var ama listemize bu girmiş. En çok sahip olunanlardan. Bir alt sırada Dr. Emmett Brown var. Back to the Future serisinden. Bu figür var. Bunun şu versiyonu en çok muhtemelen sahip olunandır. Evet, bu versiyonu 235 numara bayağı kişinin koleksiyonunda varmış. Bu da ilk 10'umuza girmiş. Bir alt sırada Harley Quinn var. Bu çok şaşırtıcı değil. Harley Quinn Türkiye'de de galiba Nitro Toys bir röportaj vermişti. Türkiye'de de en çok satan figürlerden bir tanesi olduğu için dünyada da o şekilde olmuş ve bu listeye girmiş. Bir alt sırada Venom var. Venom 2, 4, 6, 7. ürünümüz. Ve Venom da çok sevilen bir süper kahraman. O da listeye 7. sıradan girmiş. Şöyle figüre bir bakalım. Şöyle Wolverine Exclusive'miş. Bu figür, bu versiyonu en çok satılan 6. olmuş. İlk 5'e geldik. Kylo Ren var arkadaşlar. Bu figürde çok değerli bir figür değilmiş. 15 dolarlıkmış. Zaten çok sahip olunan figürlerin genelde dikkat ederseniz değerleri çok yüksek olmuyor. Çünkü çok üretildiği için zaten çok sahipli oluyor. Yani çok kişinin elinde oluyor. Çok kişinin elinde olunca da değeri o kadar yükselmiyor. 5 numaramızda Kylo Ren var. 4 numara Deadpool. Deadpool benim en sevdiğim Marvel kahramanı. Her defasında söylüyorum. Keşke bunun gibi birkaç tane daha film olsa ve bu kadar uyumlu. Yani hem rol cast'i çok güzel yapılmış hem filmler ben çok beğeniyorum. Üçü de bekliyorum. Wolverine'in olacağı bir film çıkacakmış. Üçüncü olarak. Bu da çok güzel bir figür. 4 numaramız. 3 numara Yoda figürü. Bu en çok sahip olunan Glow in the Dark Yoda figürü. Bu muhtemelen eskiden çok değerliydi. Sonradan üretimi çok üretildiği için değeri biraz düşmüş. Çünkü mavi kutu bayağı değerli olur normalde. Bakalım kaçlara kadar çıkmış. En yüksek gerçi 47 dolara falan çıkmış. Demek ki devamlı üretim olmuş. 3 numara ilk 3'e geldik. 3 numarada Vegeta var. 10 Dragon Ball Z serisinden diğer figürümüz. 3 numarada anime serisinin de son figürü serideki. 2 numarada BB-8 var. Bu son Star Wars figürümüz. Zaten çok sevilmişti. Yeni Star Wars başlandığında işte R2-D2'nun benzeri karakter olarak bayağı sevilmişti. Dönen o yüzden listeye girmiş. Sürekli listede kalmış. En çok sahip olunan ikinci figür bu. En çok sahip olunan figür de Groot arkadaşlar. Bu da yine çok sevilen bir Guardians of the Galaxy karakteri. Bu da en çok sahip olunan figürümmüş. Bu serinin üçüncü videosu bu. Ama sanırım daha 2024 yılının sonuna kadar bir daha bu seride video olmayacak muhtemelen. Hani en çok sahip olunan olacak en azından. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz bir de yorum yazarsanız sevinirim. Sizin koleksiyonunuzda olan var mı bu saydıklarımdan hiç? Onu da yazarsanız sevinirim. Hoşça kalın.